Evet arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde üssü sayıların tam sayı kuvvetlerini tekrar edeceğiz. Öncelikle şunlarla başlayalım. Tanımları verelim. Aşağıdaki sayıya taban diyorduk. Yukarıdaki sayıya üs diyorduk. Üs bizim tabandaki sayıyı kaç kere çarpacağımızı söylüyordu. Yani bu bizim tekrar sayımız. Şu aşağıdaki ise bizim tekrar ettireceğimiz sayımız. Üs sayıları açarken her zaman aralarına çarpma işlemi koyacağız. Bu işlemin manası arkadaşlar n tane a'nın çarpımıdır. Mesela 3 üzeri 4 de 3'ü kaç kere yan yana yazacağız? 4 kere çarparken de 3, 6, 9 şeklinde değil de 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 kere 3, 81 şeklinde çarpmalıyız. Peki nasıl okuyoruz? Ya 3 üssü 4 şeklinde okuruz ya da 3'ün 4. kuvveti şeklinde okuyabiliriz. Geçen yıldan da bildiğimiz üzere çeşitli özellikler vardı. Bir sayının 0. kuvveti her zaman 1'e eşitti. Bir sayının 1. kuvveti ise sayının kendisine eşitti. Aşağıda verilen tekrarlı çarpımları üslü ifade şeklinde ifade edelim arkadaşlar. Şuna bakacağız. Tekrar eden sayımız 8. Peki 8'den kaç tane tekrar etmiş? 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla biz bunu 8 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. Tekrar eden sayımız -13 tabana yazacağız. -13'ten kaç tane var? 1, 2 tane var. -13'ün ikinci kuvveti olarak yazabiliriz. 6 bizim tabanımız. 6'dan kaç tane var? 3 tane var. 6'nın küp şeklinde yazabiliriz. -9 bizim tabanımız. 1, 2, 3, 4 tane olduğu için -9'un 4. kuvveti şeklinde yazabiliriz. -1 bizim tabanımız. -1'den 1, 2, 3 tane var. -1'in küpü şeklinde yazabiliriz. 1, 2, 3, 4 tane var. 5'in 4. kuvveti şeklinde yazabiliriz. -21 bizim tabanımız. 1, 2, 3 tane var. Üsse 3 yazacağız. 6 bizim tabanımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğu için 6'nın 6. kuvveti olarak yazabiliriz. -2 bizim tabanımız. 1, 2, 3, 4 tane var. -2'nin 4. kuvveti. 4 bizim tabanımız. 3 kere tekrar ettiği için 4 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. -19 bizim tabanımız. 1, 2 tane olduğu için -19'un 2. kuvveti. 7 bizim tabanımız. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 7 üzeri 5 şeklinde üslü ifade edebiliriz. Burada önemli bir durumda arkadaşlar tabanın pozitif mi negatif mi olduğudur. Şu bilgiler bizim için çok önemli. Taban pozitifse arkadaşlar bizim sayının işaretini düşünmemize gerek yok. Eğer bizim tabanımızdaki sayı pozitifse sonucumuz kesinlikle pozitif olur. Biz ne zaman eksi mi artı mı diye düşüneceğiz arkadaşlar? Taban negatifse. Taban negatifse ilk bakacağımız şey parantez. Eğer parantez yoksa sonuç yine kesinlikle negatiftir. Eğer parantez varsa arkadaşlar çiftliğine veya tekliğine bakacağız. Tekse kesinlikle eksidir. Çiftse artıdır. Ama parantezin dışında olması lazım çift kuvvetin. Yani içeride eksi bir sayı varsa çift kuvvet kesinlikle parantezin dışında olacak ki sonuç pozitif olsun. Eğer tabanımız pozitifse düşünmeye gerek yok. Eğer tabanımız negatifse ilk bakacağımız şey parantez. Parantez yoksa kesinlikle negatif. Eğer parantez varsa sadece tek bir durumda pozitif oluyor. O da parantezin dışında çift kuvvet varsa. Üslü ifadelerin işaretlerini bulalım. Arkadaşlar burada taban pozitif zaten. Bunu düşünmeye gerek yok. Bu işlemin sonucu kesinlikle pozitiftir. Burada parantez ve çift kuvvet var. Çift kuvvet olduğu için sonuç kesinlikle pozitiftir. Burada parantez olmadığı için sonuç negatiftir. Burası zaten tek olduğu için arkadaşlar negatiftir. Parantezin dışında olması lazım çift kuvvetin. Dolayısıyla eksi kalır. -3'ün 0. kuvveti 0'da çift sayı olduğu için pozitiftir. Bu zaten tek kuvvet ve parantez yok, negatif. -8'in 11. kuvveti 11 tek olduğu için negatif.
12'nin 13. kuvvetini düşünmemize gerek yok çünkü zaten taban pozitif. Eksi 1'in 8. kuvveti parantezin dışında çift kuvvet olduğu için pozitiftir. Burada parantez olmadığı için negatiftir. Parantezin dışında olması lazım çift kuvvetin. İçerideki çift kuvvetin bir önemi yoktur. Dolayısıyla bu da yine negatiftir. Kuvvet parantezin içinde ise parantezin bir önemi yoktur. Yani şuradaki parantezi yazmasak da olur. Bu şununla aynı şeydir. Peki üstü ifadelerin değerlerini nasıl hesaplayacağız? Önce arkadaşlar işaretini tahmin edeceğiz. Artı mı çıkar, eksi mi çıkar? Sonra arkadaşlar üst sayıyı açacağız. İşaretle değeri birleştireceğiz. 3'ün karesi. 3 pozitif olduğu için sonuç kesinlikle pozitiftir. 3'ü nasıl açacağım peki? 3'ten kaç tane var? 2 tane. 3 çarpı 3 şeklinde açacağız. Artı 9 yapacak. Eksi 2'den 3 tane yan yana yazacağız. Arkadaşlar peki sonuç neden negatif? Çünkü tek kuvvet. Eksi 4'ün karesi. Eksi 4'den 2 tane yan yana yazacağız. Sonuç neden pozitif? Çünkü parantezin dışında çift kuvvet var. Üstü ifadelerde parantez olması veya olmaması değeri nasıl değiştirir arkadaşlar? Şu şekilde, parantez olmadığında kuvvet sadece sayıyı çarpar, işareti etkilemez. Parantez varsa hem sayı hem işaret etkilenir. Yani örneği açıklayacak olursak, eksi 5'in karesi diye verilen örnekte siz hem eksiyi hem de 5'i tekrar ettirirsiniz. Eksi 5, eksi 5 şeklinde. Eksi, eksi, artı neye döner? Artı 25'e. Ama eğer parantez yoksa, arkadaşlar bu ikinci kuvvet sadece 5'in. Eksiyi başa yazarsın. Kimi tekrar ettirirsin? 5'i. O da haliyle eksi 25 yapar. Aşağıda verilen üstü ifadelerin değerlerini bulalım arkadaşlar. Önce işareti tahmin edelim. Eksi 0 ama parantez olmadığı için kesinlikle bu eksi bir sayıdır. Bir sayının 0. kuvveti 1'dir. Sonuç o zaman eksi 1'dir. Eksi 2'nin 5. kuvveti arkadaşlar tek kuvvet olduğu için eksidir. Eksi 2'nin de 5. kuvvetini ikileri çarparsak eksi 32 olarak bulabiliriz. Çift kuvvet olduğu için sonuç kesinlikle pozitif olacak. Eksi 2'nin 6. kuvveti 2'yi 6 kere yan yana yazıp çarparsak 64 olacak. Burada parantez olmadığı için sonuç kesinlikle negatif. Eksi 1'in 4. kuvveti 1'in çarpımlarından bir geleceği için eksi 1 olmalı. Burada parantezin içinde olduğu için çift kuvvet bir önemi yoktur. Eksi olması lazım bu sorunun cevabının. 4 kere 4'te 16 olmalı. Parantezin dışında çift kuvvet var. Sonuç pozitif. Her sayının 0. kuvveti de 1'di. Sonuç artı 1. 6'nın küpü 6, 6, 6 çarparsak 216. Taban zaten pozitif olduğu için artı 216. Eksi 1991'in 1. kuvveti sayının kendisidir. Yani eksi 1991'dir. 10'un karesi 10 kere 10, 100'dür. Burada arkadaşlar parantez olmadığı için sonuç eksidir. 3'ün 4. kuvveti de 81'dir. Eksi 7'nin karesi parantezin dışında çift kuvvet olduğu için sonuç kesinlikle pozitiftir. 7 kere 7 de artı 49'dur. Eksi 3'ün 3. kuvveti zaten tek kuvvet. Eksi kalır. 3'ün de 3. kuvveti 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, eksi 27. Eksi 1'in 19. kuvveti. Kuvvet tek olduğu için eksi kalır, eksi 1. Parantezin içindeki çift kuvvetin bir önemi yoktur, sayıyı artı yapmaz. Eksi 64 olması lazım cevabın. Eksi 9'un kübü arkadaşlar tek kuvvet olduğu için eksi bir sayıdır. 9'un da 3. kuvveti 729'dur. Kuvvetin tek olduğunu görüyoruz, o yüzden eksi kalır. 4'ü de 3 kere çarparsak 4 kere 4, 16, 16 kere 4, eksi 64 buluruz. Eksi 1'in 4. kuvveti, eksi 1'den 4 tane yan yana yaz demek arkadaşlar. Zaten kuvvet çift olduğunda sonuç neye dönüyor? Artıya.
O zaman eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1'dir. Eksi 1'den 3 tane yan yana yazıp çarparsak, arkadaşlar kuvvet tek olduğu için sonuç eksi olarak kalacaktır. Eksi 1'in tek kuvvetleri yine eksi 1'dir. Cebirsel ifadelerin üslü kuvvetleri bulunurken parantez var gibi düşünülür. Bu çok önemli. Eğer üslü ifadeyi biz oluşturuyorsak kesinlikle parantez kullanmalıyız arkadaşlar. Bir tane yapalım hemen. X yerine eksi 4, y yerine eksi 2 yazacakmışız. X yerine eksi 4 yazarken eksi 4'ün karesi şeklinde yazacağız arkadaşlar. Kesinlikle parantez kullanacağız. Ya da y'nin küpünü yazarken eksi 2'nin küpü şeklinde yazacağız. Yine kesinlikle parantez kullanacağız. X yerine eksi 4, y yerine eksi 3 yazdık. Eksi 4'ün karesi artı 16, eksi 2'nin küpü eksi 8. Tabii ki biz çıkarmada işaret değiştiriyorduk. Bunlar neye dönecek? Artıya. Artı 16, artı 8 daha artı 24 yapmalı. Üstü ifadeleri biz oluşturuyorsak kesinlikle parantez kullanmalıyız. X yerine eksi 4 yazacağız. Eksi 4'ün kübü. Y yerine eksi 2 yazacağız. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Eksi 4'ün kübü tek kuvvet olduğu için eksi 64. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti çift kuvvet olduğu için artıya döner. Artı 16. Eksi 64 ile artı 16'yı toplarsak arkadaşlar işaretleri farklı olduğu için çıkaracağız. Büyük olanın işaretini vereceğiz. Eksi 48. Burada 3 ve x çarpım halinde. X dediğiniz sayı eksi 4. Yani 3 çarpı eksi 4 artı eksi 2'nin de üçüncü kuvveti. X yerine eksi 4, y yerine eksi 2 yazıyoruz ve yazarken kesinlikle parantez kullanıyoruz. İşlem önceliği gereği üstü ifade değerini hesapladık. Eksi 8 çarpmamızı yaptık. Artı bir sayıyla eksi bir sayı çarptığımızda sonuç eksi oluyordu. Eksi 12 ile eksi 8'i toplamalıyız çünkü işaretleri aynı. Ortak olan işareti de başlarına vereceğiz. Eksi 20. X yerine eksi 4, eksi 4'ün karesi. Y yerine de eksi 2 yazacağız ve 6 ile çarpacağız. Ve kesinlikle parantez kullanacağız. Eksi 4'ün karesi artı 16 çünkü çift kuvvet. 6 ile de eksi 2'yi çarparsak arkadaşlar eksi 6 eksi 2 artı 12 yapar. Eksi eksi artı yapıyordu çünkü 16 ile de 12'yi toplarsak 28 oluyor cevabımız. Aşağıdaki ifadeler ile sonuçları eşleştirelim demiş. Arkadaşlar bunun sonucu kesinlikle pozitiftir. Çünkü parantezin dışında çift kuvvet var. Eksi 8 ile eksi 8'i çarparsak artı 64 yapacaktır. Eksi 1'in 14. kuvveti. İçerideki çift kuvvetin bir önemi yoktu. Bunun sonucu eksi 1'lerin çarpımından da 1 gelecek. Eksi 5'in 3. kuvveti. Eksi 5 kere 5 25, 25 kere 5 125. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti. Bu kesinlikle pozitiftir. Çünkü parantezin dışında çift kuvvet var. Eksi 2'nin altıncı kuvveti negatiftir. Çünkü parantez yok. 2'nin de altıncı kuvveti 64 olacaktır.